Yeni videoda nasıl embriyolog oldum? Şimdi ondan bahsedeceğim. Ben moleküler biyoloji ve genetik mezunuyum Boğaziçi Üniversitesi. Ve mezun olduktan sonra gerçekten ne yapacağım, ne yapabileceğimi bilmez bir şekilde mezun oldum. Hani bir genetik laboratuvarında mı çalışacağım yoksa herhangi bir medikal firmada satış pazarlama işi mi yapacağım ki hiç bana göre değil. Kesinlikle laboratuvar işi yapmam gerektiğini biliyordum ama gerçekten ne yapacağımı bilmez bir şekilde mezun oldum. Şans eseri bir çok büyük bir tüpebek merkezinde işe başladım. O dönemde 4 senelik mezunlar biraz da iş tecrübesi varsa Sağlık Bakanlığı sertifika veriyordu ve sertifikalı embriyolog oluyordunuz. Fakat işler çok değişti. Artık bir takım farklı eğitimler almanız gerekiyor. Nedir bunlar? İşte bundan 3-4 yıl önce biyologların ya da moleküler biyologların önceki histoloji, embriyoloji ya da klinik embriyoloji gibi bir master programını bitirip ondan sonra tüp bebek sertifika programına giderek sonrasında embriyoloji sertifikası alması ve bu şekilde embriyolog olarak çalışabilmesi durumu söz konusuydu. Ama şimdi yeni yönetmelikler şunu söylüyor, master yeterli değil diyor, doktora da yapmanız gerekiyor. Şimdi bu histoloji, embriyoloji ya da klinik embriyoloji doktoraları pratikte her ne kadar çok da ilgili olmasa da maalesef yönetmelik gereği yapılması gereken doktoralar olarak önümüze çıkmış vaziyette. Yani bugün bir biyolog ya da bir moleküler biyolog embriyoloji yoluna girmek istiyorsa öncelikle bölümünü bitirecek, arkasından master'ı yapacak. Bu iki en iyi ihtimalle 2 sene sürecek. Tabii bu 3-4'e uzayabiliyor genelde. Daha sonrasında da yine konuyla ilgili bir doktora programına girecek. Yani bu da en iyi haliyle 5 sene olduğunu düşünürsek yaklaşık işte 4, 5, 9, yaklaşık 11-12 senelik bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi burada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Tamam, iyi, master'ı bitirdiniz, doktora bitirdiniz. Tabii sonra bakalım sertifika programı açılacak mı? Sonra sertifika programının açılmasını bekleyeceksiniz. Ondan sonra bu sertifika programına kabul edilirseniz başlıyorsunuz hemen. Bu 6 aylıkta bir burada süreç yaşıyorsunuz. Dolayısıyla 12, yaklaşık 13 sene sonra ancak bir sertifika alma şansına erişebiliyorsunuz. Tabii burada üniversiteden kaç yaşında mezun oluyoruz biz? 22 ya da 23 galiba. Üstüne bir 12 sene falan eklediğimizde zaten yaş oluyor 33 falan. 33-34. Dolayısıyla o yaştan sonra da bu sefer iş bulma durumu zorlaşıyor. Yani sertifikası olup da hiç iş bilmeyen 30 küsur yaşında birinin iş bulması da çok kolay olmuyor. Böyle bir sıkıntı söz konusu. Dolayısıyla benim tavsiyem bunu gerçekten çok istiyorsanız bu yola başvurmanız. Çünkü uzun bir süreç, meşakkatli bir süreç. Tabii bu master doktora bitmeden herhangi bir tüp bebek merkezi sizi kabul ederse çalışabiliyorsunuz tabii ki. Bir iş tecrübesi elde edebiliyorsunuz. Böyle çok kıymetli embriyologlar var. Yani sertifikası olmadan çalışan çok kıymetli, işi çok iyi bilen embriyolog arkadaşlarımız da var. Ama şu an şartlar daha da zorlaştı. Artık işe alımlar çok azaldı. Dolayısıyla sertifika sizi 1-0 öne geçiriyor maalesef. Durum bu. Evet, güzel bir iş yapıyoruz, keyifli bir iş yapıyoruz ama çok meşakkatli bir süreç sizi bekliyor. Lütfen bunu bilerek bu yolu seçin.